Herkese merhaba, 1 ve 0 kanalından ben Ahmet. Bugün sizinle oyun yapımına devam edeceğim. Biliyorum çok uzun zaman oldu bunu çekmeyeli çünkü 12. sınıftım ve sonrasında da işlerim vardı. Fakat artık tamamen buna odaklanıp bu oyun yapımını size anlatabilirim. Şimdi yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum. Programlama bilgisi gerekir bu devam etmeniz için çünkü şimdi şöyle, Game Maker Studio 2'de iki boyutlu oyunlar yapacağız. Bunun için ben size programlamayı öğreteceğim. Önce dili öğreteceğim. Şöyle, yeni bir proje başlatmak istediğiniz zaman, şurada bir şeyler olmayacak sizde, bunlar benim şu an uğraştığım şeyler. Şimdi, New dediğiniz zaman karşınıza iki seçenek çıkacak. Biri oyun yapımının kendi dili. Biri de Drag and Drop. Bu Drag and Drop dediği şey, bir programlama dili bilmeden bazı komutlar çerçevesini sürükleyip bırakıp onu çalıştırmak. Şimdi bu sizi kısıtlayacaktır. O yüzden ben bunun üzerine oyun yapımının kendi dilini anlatacağım. Fakat eğer cidden çok yoğun istek gelirse bunu da özel olarak ayrıca anlatacağım. Şimdi yeni dedim ve oyun yapımı dilini seçtim. Şimdi diyelim ki video kaydet. Evet, şimdi kaydet dedik ve bir dakika. Tamam, video varmış, test diyelim. Test diye projemizi açtım. Şimdi açtığımız zaman böyle bomboş bir ekrana geldi. Burada odalar var. Grafik paketleri, scriptler yazacağımız, objeler. Ki objelerle çok uğraşacağız, onu söyleyeyim. Fakat şu an şöyle yapalım. Burada ilk başlattığımızda bir oda gelecek. Odaya tıkladığımızda böyle kareli bir alan açılacak. Şimdi şöyle sol tarafta layer'larımız var. Bunu geçen ilk videoyu izleyip bakabilirsiniz. Biraz anlatmıştım. Ama aradan uzun zaman geçtiği için bunları tekrar anlatayım. Odayı açtığınız zaman sol altta odanın kendi properties'leri var. Şu alttaki fizik kısımlarını sonra anlatacağım. Şimdilik önemli olan Width ve Height. Width genişlik, Height de yükseklik. Ben 1920'ye 1080 şu anlık bir ekran oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi odamız ona göre şekil aldı. Şu an 1920 piksele 1080 boyutta bir odamız var. Şimdi Background ve Instances layer'larımız var. Buradan Create New Instance Layer yaparsanız yeni layer oluşturacaksınız. Fakat şimdilik delete'e basarak bunu siliyorum. Şimdi arkadaşlar. Object ve scriptlerle çok ilgileneceğiz. Daha çok objectlerle. Hemen şöyle yapalım. Bir object oluşturalım. Bakın sağ tıkladım. Create Object dedim. Ve GML Start Alt Enter Op diye bir isim koydum buna. Bu dersimizde zaten size programlamaya girişi öğreteceğim. Hemen şöyle bir tane kare yapalım. Karemizi middle center yapalım. Grafiği bunu anlatacağım. Gerek yok. Top left kalsın. Default olsun. Şimdi şuradan boya şeyi kutusunu seçtim. Buradan istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Benimki turuncu olsun. Bunu kaydettim. CTRL-S yapıp sonra geldim objeme ve buradaki grafiğimi objeye sürükleyip bıraktım. Şimdi arkadaşlar odama geri geldim. Photoshop gibi bir programla uğraştıysanız iki boyutlu çalışmaya biraz daha aşinasınızdır. Ben de burada GML Start karem var bir tane. Bunu gördüğünüz gibi şu an sürükleyemiyorum. Bunun sebebi sol taraftan herhangi bir layer seçmemiş olmam. Hangi layer'a bırakacağımı seçmemiş olmam. Instances'ı da hatta ben sileyim. Sıfırdan layer oluşturayım. Bunun ismine de layer 1 diyeyim. Şimdi layer 1'im seçili. Ben bunu aldım ve ortaya burada bir yere bıraktım. Bakın nereye bıraktığımızda şuradan görebilirsiniz. Buna iki kere tıkladığınız zaman şuradan yakınlaştırırsanız X'i 909, Y'si 494 olan bir koordinata bırakmışım. Gördüğünüz gibi sol altta da yazıyor zaten bir kere tıkladığınız zaman. Bizim odamız kaçtı? 1920'ye 1080. Siz bunu 1000 yaparsanız gördüğünüz gibi
koordinatları değişti. Bunlar çok basit şeyler. Şöyle yapalım. Edit Object dediğiniz zaman asıl işler başlıyor. Burada Event penceremiz var. Bugün ilk kodumuzu yazacağımızı söylemiştim. O yüzden bu eventlerden her birini tek tek farklı videoda göstereceğim. Bugün sadece Create Event ile uğraşacağız. Create'e tıkladım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şurada description kısmını sildim. Bunu da şu anlık kapattım. Şimdi bir oyunumuzu şöyle bir başlatalım istiyorum. Ne olacağını görün. Gördüğünüz gibi ekrana bir tane kare geldi. Başka da bir şey yok. Çok mükemmel bir oyunumuz var. İstediğiniz tuşa tıklayın. Herhangi bir şekilde bir şey olmaz. Hareket etmez. Kapatalım. Şimdi istiyorum ki ben bu kareyi bakın buradan isterseniz scale 3 falan yaparsanız gördüğünüz gibi karenin boyutları değişiyor. Ben bunu tekrar eski haline 1'e getiriyorum. Çünkü bunu kodla yapacağım. Create event'e geldim. İlk kodumuz şu arkadaşlar. Image yani resimin alttan tire x scale. Yani bu nedir? Öncelikle söyleyeyim. Şu az önce yaptığımız scale x'i biz koddan yapacağız. Ne dedim? 3 olsun ve noktalı virgül koydum. Bu noktalı virgül kodumuzu bittiğini söylüyor. Gelelim bu sefer y scale. Bu sefer de aynı kodu y'sini değiştiriyoruz. Yani bunu da 4 yapalım. Şimdi arkadaşlar çalıştıralım. Bakın ne olacak. Gördüğünüz gibi karemiz şekil değiştirdi. Halbuki biz karemizi öyle bırakmamıştık. Fakat programlama sonrası karemiz, objemiz yer değiştirdi. Gördüğünüz gibi oyun yapımı Game Maker Studio 2'de iki boyutlu şeyler yaratmak cidden çok kolay. Siz de videoları sonuna kadar izlerseniz açıkçası çok rahat oyunlar geliştirebileceğinize inanıyorum. Hatta sıfırdan bir uzay macerası oyununu birlikte yazabiliriz eğer cidden yorumlarda belirtirseniz ve cidden izlenme alırsa. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu kareye mesela biz hareket ettirmek isteyelim. Bunu da ben bir sonraki videoda size diğer eventleri göstererek yapmaya başlayayım. Şimdilik bu videoyu burada kapatalım ve ilk iki kodumuzu öğrenmiş olalım. Merak etmeyin, sonraki videolarda işin cidden karışmaya başlayacak. Ama çok da korkmayın, if'ler girecek, switch case'ler girecek. Bunların hepsini tek tek farklı videolarda öğreteceğim. Fakat böyle bir GML'e başlangıç yapmış olalım. Hatta bonus olarak da size bir son kodu öğreteyim. Yine image komutu. Gördüğünüz gibi buraya image yazınca zaten image ile ilgili bazı built-in variable'lar geldi. Bu ne demek? Gömülü değişkenler. Gömülü değişkenler mesela image alpha. Image alpha bir şeyin ne kadar görünür yani opacity'sini değiştirmektir. Mesela ben bunu 0.5 yaptığım zaman gelin görün ki saydamlaştı fark ettiyseniz. Eskiden daha parlaktı çünkü 1'di bunun image alfası. Default olarak 1'e atanır. Biz bunu 0.5 istedik. Diyelim ki siz bunu 0.001 yaparsanız büyük ihtimalle görünemeyecek kadar saydamlaşır. Evet gördüğünüz gibi yok oldu. Çünkü saydamlığını cidden çok küçülttük. 0.1 yaparsak bunu siz de kendiniz tek tek test edebilirsiniz. Çünkü çok kolay şu ana kadar ve evet tekrar karemiz çok az da olsa görünmeye başladı. Bu videomuzu şu anlık burada kapatalım. Bir sonraki videomuzda aynen buradan devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.